muhalif hacker grubu Red Hat içinden bir muhbir çıktı. Red Hat'in sözcüsünün polis muhbiri olduğu anlaşıldı. Aksine hacker'dan çok sıvacıyım ben. Gün oldu belediyelerin web sitelerini çökerttiler, gün oldu üniversiteleri hacklediler. Diyanete, YÖK'e ve hatta meclise kadar uzandılar. Sosyalist hacker grubu Red Hat. Binlerce takipçisi yaptığı ilginç işler, çökerttiği siteler, açıkladığı bilgiler, deşifre ettiği kurumların özel bilgileri ve özellikle Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dahil birçok isimle atışmalarıyla hep gündemdeydi. Ama bu kez Red Hat'in gündeme geliş şekli biraz farklı oldu. Herkes yapılan bir icraatla değil ama o cepheden gelen bir itirafla şoke oldu. Her şey Red Hat'in sözcüsü olarak kabul edilen @redhathaber hesabından birkaç gün önce atılan ilginç tweetlerle başladı. Tweetleri yazan kişi sözcü konumunu kendi çıkarı için kullandığını ve polis muhbirliği yaptığını itiraf ederek kamuoyundan özür diledi. Çok kötü şeyler yaptım. Hayatımda tek gram hack bilgisi olmadan bana yazılan metinleri ezberleyerek sözcü rolüne giriştim. Yaptığım röportajlardan dolayı bana ilgi duyan birçok kadını kandırdım. Alçakça duygularla oynadım. İnsanları kandırdım. İnsanların güvenini kötüye kullandığını söyleyen muhbir sözcü polisle ilişkisini şöyle anlattı. Çalıştığım polisler beni satma telaşına düştü. Nihayetinde mecburen bunları açıklamak zorunda kalıyorum. Red Hat uyanık davranmasaydı cemaat ve AKP güçleri çok büyük kazanımlar elde edecekti. Red Hat'ten özür diliyorum. Red Hat ve halk beni affetsin. Gelen bu ilginç itiraflar herkesi şaşırttı. Ardından Red Hat'ten de üst üste açıklamalar geldi. Söz konusu kişiyle irtibatlarının kesildiğini belirten grup bu tür şahıslara itibar edilmemesi konusunda uyardı. Son olarak dün akşam Red Hat kendi resmi hesaplarıyla destek hesaplarını birebir listeleyerek bunların dışında söylenenlere itibar edilmemesi için detaylı ve yazılı bir açıklama daha yaptı. Açıklamada @redhathaber isimli kullanıcının hacker grubunun sözcüsü sıfatıyla grubu temsil etmeyen faaliyetlerde bulunması nedeniyle kendisiyle irtibatın kesildiği belirtildi. Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken bir yanda da @redhathaber hesabı Twitter tarafından askıya alındı.